Evet sevgili dostlarımız, Kars'tayız, Kars'ta. Değerli dostlar, kale içindeyiz değerli dostlarımız. Şu anda Evliya Camisi'nin önündeyiz değerli dostlarımız. Burası çok değerli, çok kıymetli. Sevgili kardeşim bugün tanıştı kendisiyle. Abdus Samet, Yüksel kardeşimle beraberim. Aynı zamanda buranın kendisi imamlığını ve müezzinliğini yapar bu güzel dostumuz. Hakikaten böyle genç yaşında imamlık yapıyor. Müezzinlik yapıyor. Kendisini yürekten kutluyoruz. Tabii İstanbul'da da birçok böyle alimlerde, medreselerde yetişmiş. Hafızdır kendisi değerli dostlarımız. İnşallah kendisiyle burayı, kale içini en güzel bir şekilde sizlere tanıtmış olacağız değerli dostlarımız. Aynı zamanda bu arka tarafı aynı zamanda Rumlardan kalma değil mi? Ruslardan kalma. Ruslardan yani. Ruslardan kalma. Burada kilise var. Kiliseyi de aynı zamanda tabii ki Sultan Alparslan camiye çevirmiş ayrıyeten. Tabii ki 1071'de Malazgirt Savaşı ile alınmış olan bu topraklarda tabii ki İslam aynı zamanda bayrağını dikmişler ve buradaki kiliseleri aynı zamanda camiye çevirmişler değerli dostlarımız. Ne yapacağız? Abdülsamet kardeşimle sizlere burayı en güzel bir şekilde tanıtmış olacağız. Değerli dostlarımız diyoruz. Hadi Abdülsamet'le bir tanışalım bakalım önce. Değerli kardeşim merhaba. Evet dediğiniz gibi ismim Abdülsamet, soyadım Yüksel. Evliya Camisi'nde müezzin olarak görev yapıyorum. Daha yeniyim, 1,5 aydır burada görev yapıyorum. Evet, evet. Rabbim nasip etti burada, görev bize nasip oldu. Burada hizmet etmeye çalışıyoruz elimizden geldiği kadar, eksiklerimizle, kusurlarımızla. Onları da tamamlayarak inşallah daha güzel bir hizmet sunarız. Yani etmenin şuur içerisinde olacak. Evet, evet. İnşallah bu şekilde devam ediyoruz. Evet değerli dostlar, tabii ki hakikaten Doğu aynı zamanda tarihi eserleri olarak hakikaten güzel kentlerimiz aynı zamanda. Tabii ki Kars olsun, Van olsun, Diyarbakır olsun, Mardin olsun, Erzurum olsun, Ağrı olsun bu bölgeler tabii ki geçmişte aynı zamanda Rusların istilasına uğramışlar. Ve tabii ki bizim aynı zamanda Ermeni ve Rusların tabii ki aynı zamanda istilasına uğramışlar. Tabii ki burada aynı zamanda onların tarihi eserleri de var. Biz aynı zamanda o tarihi eserlerini hem korumaktayız hem aynı zamanda tabii ki kiliselerinde tabii ki kılıç hakkımız olarak da camiye çeviriyoruz değil mi? Tabii ki. Aynen öyle. Tabii ki neticesinde değerli dostlarımız bu güzel dostla, bu güzel insanla dilimizin döndüğü kadar güzel bir şekilde sizlere tanıtım yapmak istiyoruz değerli dostlarımız. Bizleri seyretmeye devam edin değerli dostlarımız. Evet sevgili dostlarımız, Kars Kalesi'nin hemen yamacında Ulu Cami'yi sizlere tanıtmış olacağım. Bir de Orhan amca bizlere de aynı zamanda buranın hakkında bilgi verecekler değerli dostlarımız. Burada aynı zamanda iki tane caminin yanında kitabe var. O kitabelerin hakkında da Orhan abi bizlere bilgiler verecek. Tabii ki şimdi bilgimiz Ulu Cami. Daha önceki ismi de Yanık Cami. Tabii burada 288 tane vatandaşımızı katletmişler. Kimler Osman Orhan amca? Ermeniler katletmişler değil mi? Evet. Ermeniler. Evet. Tabii hani besle kargayı oysun gözünü diyorlar ya değerli dostlarımız. Yıllarca Osmanlı bunları aynı zamanda himayesinde yetiştirmiş, büyütmüş, geliştirmiş, çoğaltmış ama daha sonra da ihanet etmişler. Osmanlı İmparatorluğu padişahlarından Sultan 3. Murat 12. padişahımızdır aynı zamanda 1574-1595 döneminde 1579 tarihlerinde inşa edilen Ulu Camii tarafından 1604 yılında İran'ın saldırıları sırasında Şah Abbas'ın orduları tarafından yıkılmıştır. Sonrasında yöre halkının camiye ihtiyacını karşılamak üzere Sultan 1. İbrahim 1640 ve 1648 döneminde Ulu Camii Kars Beylerbeyi Dilaver Paşa tarafından 3. Murat anısına 1643 yılında Osmanlı döneminin şehirdeki en büyük camisi olarak yeniden imar edilmiştir. 6 Haziran 1664 tarihinde başlayıp 7 gün süren deprem neticesinde ne yazık ki Ulu Cami zarar görmüştür.
yeniden imar edilmiş. 6 Haziran 1664 tarihinde başlayıp 7 gün süren deprem neticesinde ne yazık ki Ulu Cami zarar görmüş. 1773 tarihinde ise Hacı İbrahim adlı bir hayırsever tarafından özgün mimarisine uygun olarak tamir edilmiştir. 93 Harbi olarak bilinen 1877 ve 1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonrasında Kars'ın Rusların eline geçmesi üzerine Ulu Cami 1893 yılında sonra silah deposu olarak kullanılmıştır. 1918 yılında Rusların şehri terk edip Ermenilere bırakmasından sonra Ulu Cami tekrar yıkılmıştır. Yöredeki Müslüman halk mensubu 286 kişinin Ermeni taşnak çeteleri tarafından bu camide yakılarak şehit edildiği tarihten günümüze kadar Ulu Cami yanık yağlı cami olarak da anılmıştır. Ermeni taşnak çeteleri gerçekleştirdiği katliama bugüne kadar tanıklık eden cami duvarlarındaki kan ve yağ izleri Ulu Cami'de yaşananları gözler önüne sermesi bakımından önem arz ederek caminin kuzey cephe duvarlarında kitabeye yer alan "Ey ateş, İbrahim'e karşı serin ve selametli ol" Enbiya suresinin 69. ayetlerinde yer alması çok manidardır. 1938 yılının sonlarında yıkık ve metruk haldeki cami tabusu ile satılmış cami ve arsası satın alan kişiler tarafından öylece bırakılmıştır. Daha sonra 1994 yılında Kars halkının önde gelenlerinden Hacı Temel Nadi Yıldırım başkanlığında kurulan dernek camisinin satın alan vatandaşlardan geri alma çalışmalarını başlatmış ve 2002 tarihinde etrafındaki evlerle birlikte cami geri alınarak kamulaştırılmış. Tamamlandıktan sonra bedelsiz olarak Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne restorasyonu yapılmak üzere devredilmiştir. Restorasyonu tamamlanan Ulu Cami 2009 yılı Mayıs ayının ilk Cuma günü ibadete açılmıştır. Günümüze kadar intikal eden Batı cephesi ve arka güney cephesinde Seyitler Haziranesi içerisinde bir Osmanlı mezarlığı bulunan camiye taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilip koruma altına alınmıştır. Evet değerli Orhan abicim, şimdi mikrofonu sana veriyoruz. Değerli abim, şimdi ne yapıyoruz? Caminin içerisindeki ve de şu kitabeler hakkında bilgi verebilir misiniz abim? Şimdi kitabelerden Enbiya suresinden bir ayet var. Evet. O ayet şöyle diyor. Ey ateş, evet, İbrahim'den karşı serin ol, yakma. Evet. Fakat nazik tesadüf ki 1914 yılında Ermeniler tarafından Kars halkından çoluk çocuk demeden 288 tane Müslüman doldurmuş, yakmışlar. Duvarlarında hala izler mevcuttur. Halk arasında yanık cami olarak adlandırılmaktadır. Asıl adı Ulu Cami'dir. Ulu Cami'deki yanık cam olarak adlandırılmış durumdadır. Yanındaki abi kitabe? Yanındaki kitabeler aynı. O, burada, orada Bismillahirrahmanirrahim diye bir ayet var orada da. O iki kitabede şey, işte onun devamı. Bu birincisi, o da ikincisi. O hayatın devamıdır. Evet. Şimdi ne yapalım? İçeri girelim mi abi? Girelim. Girelim inşallah. Enbiya suresindeki hayatın devamıdır o. Eyvallah. Sağ ol Orhan amca. Çok teşekkür ederim. Evet, camideki o yanık İzleri de sizlere tanıtmış olalım değerli dostlarımız. Evet, cami gerçekten harika. Yapanlardan, destek verenlerden Allah razı olsun. Evet değerli dostlarımız. Şu gördüğünüz çerçeve içerisinde olan yakılan insanların duvara yapışan kan ve yağı. Yağ izleri. Yağ izleri. Kan ve yağ izleri. Şurada belki gösterilmektedir. Bu aslında yankanmayan izleri bütün duvarı kaplamıştı. Değil mi? Onları örtmek için şu kaplama yapıldı. Evet. Orası açık bırakıldı. Örnek olması için bu iki tane yer açık bırakıldı. Açık bırakıldı. Evet. Kaplama yapılmadı neden? Hepsi bu şekilde. Bunlar tabii ki restore olmuş hali burası. Evet, restore olmuş hali. Kan izleri de burası aynı zamanda. Kan, hem kanda yağ izleri. Yağ izleri. Yani insanların yağ izleri. Evet. Bir de aynı zamanda nerede vardı? Mihrap da var. Onu da aynı zamanda görmüş olalım. Ermenilerin 288 tane vatandaşımızı burada katletiyorlar değerli dostlar. Ermeniler bize aynı zamanda izleri mevcuttur. Evet.
Görüyorsunuz bunlar yağ izleri ve kan izleri hala burada mevcutlar. Burada 288 vatandaşımızı Ermenilerin katletmesi gerçekten acı bir tablo. Bunu da sizlere duyurmuş oluyoruz. Evet, Osman. Ben şunu belirteyim. Evet. Kaş'ta yaşayan Ermeniler bir şey yapmamışlar. Müslümanlarla birlikte hareket etmişler. Bu katliam yapanlar Fransa'dan, Amerika'dan, Almanya'dan gelen diaspora denilen Ermeniler, Taşnak Ermeniler tarafından bu katliamlar gerçekleştirilmiş. Kaş'taki Ermeniler, yani bizim içimizdeki Ermeniler değil bunlar. İçimizdeki Ermeniler de, Kaş'taki Ermeniler de kandırarak bir ay kullanmışlar. Müslümanlara karşı kullanmışlar. Yani asıl katliam yapan Taşnak Ermeniler. Dışarıdan gelen. Dışarıdan gelen. Amerika, Almanya ve Fransa'dan gelen Ermeniler. Anladım. Çok teşekkür ederim Orhan amca. Sağ olasın, var olasın. Evet değerli dostlarımız, Orhan amcamız bize tabii yüzyıllar öncesinde bir binamızı yine tanıtacak. Neymiş bakalım burası Orhan amca? Evet, Bizanslar döneminde yapılan kilise. Adı Beşik Kilise. Beşik Kilise. Osmanlı döneminde camiye çevrilmiş. Bir müddet cami olarak kullandıktan sonra terk edilmiş. Şimdi aynı vaziyette yıkık durumda duruyor. Aslında kaç sene olmuş abi? Harap olmuştu. İçerisi harap olmuştu. Yıkılmış durumda. Kaç senesinde yapılmış burası Orhan amca? Bizans döneminde 900 yıllardan önce. He. Yani 1000 sene öncesi. 1000 sene öncesinde. Evet, 1000 sene öncesi bu bina yapılmış bir kilise olarak. Tavanı neydi? Tavanda taştan yapılma değil mi? Evet, tamamen içerisinde Balzat taşından. Görüyorsunuz. Balzat taşı. Bu taşın adı Balzat taşıdır. Evet. Bu yazları serin tutar içeriği, kışları sıcak. Evet. Yani bundan içeriye soğuk işlemez. Anladım. Çok taştan, güzel. Taştan büyüklüğünü görüyorsunuz, yapılışını görüyorsunuz. Tabii tabii. Evet, büyük büyük taşları yerleştirmişler. O dönemin insanlar tarafından işte nasıl yapıldığını görüyorsunuz. Evet, evet. Tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim Orhan amca. Sağ olasın, var olasın. Size sağ olun, var olun. Şöyle vaktiniz varsa taş köprüye doğru gidelim. Gidelim abi inşallah.